Merhaba web tekno takipçileri. Bu videomuzda sizlerle birlikte iOS 11'in geliştirici sürümüne bakıyoruz. Peki ne zaman son sürüme geçecek? Bunu da belirtelim. Muhtemelen sonbahar aylarında iPhone 8 ile birlikte son sürümü telefonlarımıza yüklemiş olacağız. iOS 11'de en düşük iPhone 5S'lere gelecek. Şimdi masamıza geçelim ve iOS 11'de neleri değiştirmişler bunlara bir yakından bakalım. Evet millet, iPhone'umuzu aldık. İçine de iOS 11'i yükledik. Şimdi tuş kilidimizi açalım. Değişikliklerden en önemlisi kontrol merkezinde olmuş. Şöyle yukarıya kaydırdığımız zaman tipinin tamamen değiştiğini görebiliyoruz. Tamam, tipte değişiklik var ama bana göre en önemli özellikler bir tanesi buraya hücresel veriyi açıp kapatmayı eklemişler. Nihayet iOS 11'de akıllarına geldi ve bizi ayarları gitmekten kurtardı iPhone. Bunun yanında ışığımızı ve sesimizi şu şekilde açıp kısabiliyoruz. Daha hassas ayar yapmak istiyorsak da üzerine basılı tutunca daha büyük bir bar şeklinde karşımıza çıkıyor. Ancak kontrol merkezimiz bununla sınırlı değil. İstersek buradaki öğeleri fazlalaştırabiliyoruz. Bunun için ayarlara gidelim. Ayarlarda denetim merkezine geliyoruz. Burada şu an alt tarafta aktif olan şeyleri görüyoruz. Dilersek aşağıdan da ekleyebiliriz. Hatta hepsini ekleyelim. Tamamdır. Tekrar kaydırdığımız zaman yukarıya gördüğünüz gibi burası genişledi ve daha fazla özelliği buraya aktarmış olduk. Yine önemli özelliklerinden bir tanesi araç kullanırken rahatsız etmeme modu. Sizin için önemli olmadığını düşündüğünüz kişiler haricinde kimse size arkadaşlar ulaşamıyor. Mesaj yazsalar, Facebook'tan ya da WhatsApp'tan yazsalar bildirimleri size gelmiyor ve sizin de dikkatiniz dağılmıyor. Kontrol merkezindeki araç çekmesi şu an çalışmıyor. Ancak nihai sürümde çalışacaktır diye düşünüyoruz. Ama siz yine de kesinlikle bu özellik olsa da olmasa da tabii ki de araç kullanırken telefonunuzu kurcalamayın. Bir diğer özelliğimiz Siri'deki geliştirmeler. Siri daha güzelleşti. Artık ses tonu daha çok insana benzemeye başladı. Ancak şu an için İngilizce'de böyle bir şey söz konusu. Ayrıca Siri'ye çeviri özelliği eklendi. Yine İngilizce'den belli başlı dillere çevirebiliyoruz. Şimdilik Türkçe yok ama ilerleyen zamanlarda gelecektir diyelim ve hemen bir örnekle size gösterelim. Siri, translate hello to Chinese. Gördüğünüz gibi Çince'ye direkt otomatik olarak çeviriyor ve nasıl söylendiğinde sizlere aktarıyor. Bir diğer önemli geliştirme de Live Photos olayında oldu arkadaşlar. Kamerayla çektiğimiz fotoğraflarda değişik efektler uygulayabiliyoruz artık. Instagram'dan bildiğimiz boomerang'a benzer bir özellik gelmiş. Bunun yanında uzun pozlama seçeneğini eklemişler. Bunun yanında Live Photos anından istediğimiz fotoğrafı beğendiğimiz anı çekip çıkartabiliyoruz. Şimdi bir diğer özelliğimizden bahsedeceğim. App Store'da bayağı bir değişiklik var arkadaşlar. Baştan sona yenilenmiş. Benim kişisel görüşüm olarak ben çok fazla beğenmedim bu tasarımı. Birazcık bana haber sitesini andırdı diyebilirim. Şöyle Today'e basalım, yani bugüne. Bugün Apple Store'da öne çıkan şeyleri bize gösteriyor. Şöyle oyunun sayfasına gelelim. Yukarıya doğru kaydırdıkça gördüğünüz gibi fiyat üst tarafa geldi. Aşağıda da oyun hakkında bize bilgiler, işte oylama kısmı, yorumlar vesaire gibi şeyler gelmeye başlıyor. Bugün kısmı bu şekilde. Bunun yanında işte oyunlar, uygulamalar, güncellemeler ve arama kısmı var arkadaşlar. Şahsen ben dediğim gibi çok beğenmedim ancak zamanla muhtemelen alışacağız. Bir özelliğimiz de iMessage üzerinde. iMessage üzerinden şu an aktif olmasa da para gönderebiliyoruz. Para gönderebileceğiz Apple Pay üzerinden arkadaşlarımıza. Bir o eksikti, onu da yapacağız. Bunun yanında şöyle yeni animasyonlar gelmiş. Onları da gösterelim sizlere. Şuradaki ok tuşuna basılı tutuyoruz ve burada ekran geliyor. Burada animasyonlar vardı. Oraya yanlış hatırlamıyorsam 2 tane eklenmiş durumda. Böyle bir değişiklik var. Ne kadar önemli orası da tartışılır. iMessage'deki değişikliklerde bu şekilde en önemlisi para gönderebilmemiz. Tabii ki de dosyalar gelmiş arkadaşlar. Şükür sonunda dosyalara kavuştuk. iOS üzerinde de iPhone üzerinde dosyalar sekmesini görmek bayağı enteresan. Hatta iCloud'daki şeylerimizi de görebiliyoruz. iPhone'umuzdaki şeyleri de görebiliyoruz. Şöyle tıklayalım. Şu an herhangi bir dosyayı bize göstermiyor. Ama tabii ki de tam sürüme geçtiğimiz zaman burayı daha efektif olarak kullanabileceğiz. Şimdi iki özelliğimiz daha var. iPad'le birlikte göstereceğimiz, bir de onlara bakalım. Eğer iki cihazda iOS 11 ise birbirlerine Wi-Fi şifrelerini yakınlaştırarak verebiliyor. Hemen göstereyim. iPad'im üzerinde TeknoStore'a bağlayayım. iOS 11 cihazla birlikte. Burada da TeknoStore ağına bağlanmak istiyorum. Zaten alt tarafta uyarısını veriyor bana, yaklaştır diyor. iPad'de de gördüğünüz gibi ben Wi-Fi şifremi paylaşayım mı diyor. Send password dediğimiz zaman, yani parolayı gönder dediğimiz zaman parolamız artık buraya geldi ve ben hiçbir şifre alışverişi yapmadan hem güvende hem de hızlı bir şekilde telefonumu internete bağlamış oldum. Şimdi son özelliğimize geldik. Bu arada siz buraları böyle 10 saniye 5 saniye görüyorsunuz arkadaşlar. Biz yukarıda o Wi-Fi'yi bağlayana kadar bayağı uğraştık. Bunu belirtelim. Tekrar masamıza döndük. Son özelliğimiz klavyedeki ufak bir değişiklik. Mesela 4'ün yanında bir de artı var. Artıyı koymak istiyorsak normalde 4'e uzun basıyorduk ve artı çıkıyordu. Artık iOS 11 ile birlikte bunu hızlandırmışlar. Şöyle 4'ü tutup yukarıya kaydırıyoruz. Ya da mesela 5'i tutup yukarıya kaydırıyoruz. Gördüğünüz gibi oradaki işaret hızlıca çıkıyor. Normal basınca 5.
yukarıya doğru kaydırınca yüzde işareti geliyor. Buraya da şöyle bir animasyon eklemişler zaten. Evet, iOS 11'e yakından baktığımıza göre artık videomuzun yavaş yavaş sonuna gelebiliriz. Şuraya bir anket hazırladık arkadaşlar. Sizce iOS 11 ile birlikte gelen en iyi özellik hangisi olmuş? Bunun cevabını arıyoruz. Ayrıca eğer sizler telefonlarınıza kurduysanız bizim gözümüzden kaçan farklı neler var? Bunları da yorumlara bekliyoruz. Videomuzu beğenmeyi unutmayın diyelim. Başka bir Web Tekno videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Millet iki yanında duran bağlantıları tıklayarak bambaşka Web Tekno içeriklerine ulaşabilir. Hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.